dünyada. Yedi alem var, yedi harika var. Yeşilçam'ın 75 yaşındaki usta ismi Nebahat Çehre, Etiler'de yürüyüş yaparken magazin attı kamerasına takıldı. Çehre, yeşil ışık yanmayınca ve araçlar da yol vermeyince karşıdan karşıya geçmek için yaklaşık 10 dakika beklemek zorunda kaldı. Daha sonra tempolu yürüyüşüne devam eden usta oyuncu bir anda kameramızı karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Ne var çocuklar, her yerde. İyiyim iyiyim, yürüyüş yapıyorum. Efendim, herhalde hayranlarınız yıllardır soruyor. Herhalde gençliğinizi spora bağlıyor. Yani bu gençlikle alakalı değil de sağlıkla. Yani hava iyi olunca. Yürüyüş yapmak istiyorum. Nebahat Çehre ortalama 4-5 kilometre yürüdüğünü söyledi. Bazen 4 kilometre, bazen 5 oluyor, bazen 10 bin adım oluyor, bazen 7 bin oluyor. Yılbaşını ailesiyle geçireceğini belirten Çehre, Fatih Aksoy'un yapımcılığını üstlendiği Baraj dizisi için gelen teklifi kabul etmediğini anlattı. Görüştük ama çok içinde bulamadım ben kendimi o hikayeni. Yani çok arıyorum, çok eşiyorum, değil şey yapıyorum. İyi bir şey yapmak istiyorum. İçime sinsin istiyorum. Belki onları tabii ki başarılı olacak ama ben kendim içinde bulamadım. İyi de bir firma zaten. Hep yaptıkları çok iyi gidiyor. Ama yani bilmiyorum. Çünkü sevmeden bir şey yapmak istemiyorum, inanmadan. Muhteşem Yüzyıl'daki rol arkadaşı Halit Ergenç'in yeni dizisi Babil'le ilgili soruya Çehre, takip edemiyorum, benim evde internet yok cevabını verdi. Onları izleyemiyorum, benim şeyim yok, internetim yok, evi kırdırmam lazım. Şimdi boya zamanı artık, ilkbaharda. Boyadan sonra internete sokacağım. Ünlü oyuncu, Babil dizisinin son dakika yaşanan değişiklikle internette değil, TV kanalında yayınlanacağını öğrenince ise mutlaka iyidir yorumunu yaptı. İyi o zaman, orada izlerim o zaman. Mutlaka çok iyidir. Nebahat Çehre, Can Yaman'ın başlattığı başrol oyuncularının libidosu yüksek olmalı tartışmasına ise girmek istemedi. Lütfen ya, ben bu yaşta benim şeyleri sokmayın. Gençler cevap versin, o benim değil. Yok, o konuda. Sizin yıllarınızı vermiş bir emeklersiniz bu sektöre, sinema, televizyon sektörüne. Böyle bir açıklama, hiç geçmişten bugüne böyle bir şey duydunuz mu? Artık unutkanım, hatırlamıyorum. Çehre, projelerde oyuncu kadrosunun önemine de vurgu yaptı. Yönlendiriyor musunuz? Yok, tabii ki yani, ama şöyle bir şey var. Kasta oturması lazım her şey. Yani müdahil olabilirim içinde. Yani işte bu böyle olur ya da ben olmam mı? Değil de bir başkası olması gerekiyor falan. Yani tabii ki herkesin bir kararı var orada. Yani kas çok önemli bir şey. Ona titizlikle davranırım. Bir başka şey beni ilgilendirir. Sen bu iddialı bir açıdan böyle bir iddia açtı mı? Duydunuz mu? Sizi seviyorum çocuklar. Usta oyuncu Can Yaman'ın açıklamasıyla ilgili sorulara ısrarlara rağmen yanıt vermedi. Hakikaten çok iddialı bir açıklama değil mi sizce? Yani ben öyle şeylere kapatacağım. Herkes kendi sorumluluğunun altındadır. Onu kendi bileceği bir şey, yani söylediğim şeyin geçmişte cevabı. Bu zamana böyle bir iddialı bir açıklama duydunuz mu hiç? Yani yıllarınızı vermiş bir çocuklar, çok... babam ne ileriyim, doğacak çocuğum ben geriyim. Bir gençlik var yani, tutamazsın. Hadi bay bay.